Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Gösterdiğiniz bu ilgi ve alakaya özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bugün akgüvercinlerle inşallah hak ve özgürlükler noktasında verdiğimiz mücadeleler inanıyorum ki her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Değerli kardeşlerim, bugün bildiğiniz gibi önce Strasbourg'da milyonlarca ses hamdolsun tek ses oldu. Neye karşı? Teröre karşı tek ses oldu. Ve şimdi de Brüksel'de yine milyonlarca ses teröre karşı tek ses bunu görüyorum. Ve bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Zira bizden bugüne kadar adaletin tesisi noktasında yürüttüğümüz mücadelemizi bundan sonra da gerek ülkemiz gerek dünyanın her yerinde aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Şu anda bildiğiniz gibi ülkemizde 2 milyon Suriyeli ve Iraklı mülteci var. Bunlara ev sahipliğini yapan biziz. Yaptığımız harcama 7,5 milyar dolar. Peki dünyadan bize gelen destek ne? 419 milyon dolar. Şu anda Türkiye'de 2 milyon mülteci, peki Avrupa'da ne kadar mülteci var diye baktığınız zaman Avrupa'nın tamamındaki mülteci sayısı şu anda 250 bin civarında. Bununla bir şey anlatmak istiyorum. Nerede kaldı insan hakları evrensel beyannamesi diyorum. Akdeniz şu anda kan gölüne döndü. Ve biz bu yılın başından itibaren şu ana kadar sahil güvenlik botlarımızda 60 bin ölüme gitmek üzere olan insanı Akdeniz'den kurtardık. Ve ülkemizdeki barınanlara adeta bir ensar muamelesiyle muamele ediyoruz. Kamplarımızda çeşitli vilayetlerde bu devam ediyor. Bu Ezidi'dir demedik. Bu Hristiyandır demedik. Bu Müslümandır demedik. Herhangi bir ayrıma tabi tutmaksızın sadece bu insandır dedik ve kabullendik. Çünkü bizde ayrımcılık yoktu. Bizde bölücülük yoktu. Ve bunu yapmamakta kararlıydık. Ve 5 yıldır da bu devam ediyor. Açık kapı politikamız devam edecek. Bundan sonra da yine aynı şekilde bunu devam ettireceğiz. Ülkemizdeki bazı siyasiler maalesef
Suriye ve Iraklıları Suriye'ye ve Irak'a geri göndermenin de taahhüdü içerisindeler. Bize sığınmış olan bu masum ve mazlumları, evet, gökten yağan varil bombalarına asla teslim edemezdik. Onun için kapılarımız var. Değerli kardeşlerim, biz Kobani'den gelenlere kapımızı açtık. Hani birilerinin söylediği gibi değil, biz açtık kapımızı. 220 bin insana kapısını açan biz. Kamplarda onları yediren, içiren, giydiren, sağlığına dikkat eden yine biz. Ama bunda bile şahsımla alakalı, ülkemle alakalı çok çirkin, yalan iftiralar attılar. Ve şu anda 80-90 bin kadar tekrar Kobani'ye döndü. Diğerleri yine ülkemde. Biz geri göndermedik. Ama sırtını terör örgütüne dayamış olanlar onları kendilerini koruduğunu ifade ediyorlar. Yalan. Böyle bir şey yok. Bunları biz güvence altına aldık ve güvencemiz altında da devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizler gurbette ülkemizdeki birliğin, beraberliğin, dayanışmanın hep sırrı oldunuz. Evet. Ve bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Hamdolsun. Hatırlayın. 13 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, bugün nasıl bir Türkiye var? Bakınız, şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Şu anda hamdolsun artık hastanelerimizle, hele hele şehir hastaneleriyle 30 vilayette öncelikli olarak dünyada farklı bir yere oturacağız. Ve bakınız, çok daha enteresanı, göreve geldiğimizde 25 tane havalimanı olan Türkiye'nin şu anda 59 tane havalimanı var. 55 tane. Değerli kardeşlerim, kim derdi ki Hakkari'de bir havalimanı olacak? Öyle mi? Kim derdi ki Muş'ta bir havalimanı olacak? Kim derdi ki Iğdır'da bir havalimanı olacak? Kim derdi ki Kars'ta bir havalimanı olacak? Kim derdi ki Ağrı'da bir havalimanı olacak? Kim derdi ki Şırnak'ta bir havalimanı olacak? Bütün bu havalimanlarını yaptık. Neden? Bizim kitabımızda ayrımcılık yok da onun için. Bütün engellemelere rağmen bu havalimanlarını yaptık. Bölücü terör örgütü her tür eylemi yaptı. Müteahhitler tehdit edildi, kaçırıldı ama biz yaptık. Bakınız, barajlar bombalanıyor. Ama biz yola devam ediyoruz. Niye? Oradan çıkacak olan su hem içme suyudur, hem enerjidir, hem de tarım alanlarının sulanması için orada bir hayat yatmaktadır. Ama bunların kitabında böyle bir şey yok. Bunlar sadece yoklar için var. Ama biz yola devam edeceğiz. Şu anda Marmaray'ımız var, değil mi? Denizin altından. Evet, ecdadımız Fatih karadan gemileri yürüttü. Biz de denizin altından Marmara'yı yürüttük. İnşallah önümüzdeki yıl yine denizin altından, bu defa Avrasya tünelini bitiriyoruz. Buradan da araçlara götüreceğiz. İnşallah yine hızla devam eden dev
bir projemiz de nedir? Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 4 gidiş 4 geliş, Boğaz'a 3. bir altın kolye. Ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ortasından da yüksek hızlı tren geçecek. Şu anda o da hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl onu da açıyoruz. İnşallah. 3. havalimanı. Sevgili kardeşlerim, 3. havalimanını da 2017 sonu 2018 gibi inşallah bitiriyoruz. İnşallah. Ve bu 1. etabı olacak. 2. etabı da 2023'e kadar bitecek. 150 milyon yılda yolcu kapasitesi olacak bir havalimanı. Ve yatırım bedeli 12 milyar avro. Bunlar da yapılıyor. Tabii anlatacak çok şeyler var. Ama böyle bir anda sizleri çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Çok fazla bekletmek istemiyorum. Ama sizden bir ricam var. Bekleriz. Sizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kardeşinize çok destek verdiniz. Tabii sandıklarda katılım oranı çok yüksek değildi. Ondan sonra 7 Haziran'da bu oran biraz daha katılım oranı arttı. Ama diyorum ki 1 Kasım'da benim Avrupa'daki kardeşlerim ciddi oranda katılım sağlasınlar. Demokratik hakkınızı son noktaya kadar kullanmalısınız. Terörü yenmek için kullanmalısınız. Daha güçlü bir Türkiye için kullanmalısınız. İnanıyorum ki bu kararlılığınızı 1 Kasım'da ortaya koyacaksınız. Ve yarın tabii burada özel bir davetimiz var biliyorsunuz. Ve kralın davetlisi olarak buradayız. 1838 yılından bu yana ilk defa Türkiye-Belçika arasında bir resmi daveti bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Osmanlı'dan Belçika'ya görüşmeleri ta 1838 ve şimdi inşallah bu bir ilk olacak. Ve temenni ediyorum ki bu görüşmeyle Belçika-Türkiye arasındaki münasebetlerimizi de çok daha farklı bir noktaya taşıma fırsatını bulacağız. Ve Sayın Başbakan'la görüşmelerimiz olacak. Aynı şekilde Brüksel malum Avrupa Birliği noktasında bir merkez konumunda, gerek Sayın Başkan Donald Tusk ile, gerek Sayın Juncker ile, gerek Sayın Schulz ile onlarla da görüşmeler yapacağız. Ve buradaki bu 2 günümüzü inşallah gayet iyi bir şekilde değerlendirerek buradan Japonya'ya devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlarken tabii yanımda Dışişleri Bakanımız Feridun Sinirlioğlu Bey var. Bakanımız Profesör Doktor Beril Dedeoğlu var. Ve Enerji Bakanımız Ali Rıza Bey yine yanımızda. Ve ayrıca
Kültür Turizm Bakanımız Yalçın Bey yine yanımızda. Sizleri hep birlikte el kalbi duygularla selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Evet.